İngiltere Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesinde uzun süre ligi 3. götüren Tottenham şu anda 4. olarak çıkıyor bu maça. Fulham'ı konuk edecek. 66 puanı var. Fulham ise 9. sırada. Martin Yolla biraz engebeli başladıkları yolda düzgün bir sırada ve iyi bir formda bitiriyorlar sezonu. Geçen hafta Tottenham Aston Villa deplasmanında öne geçmesine rağmen maçı kaybetti, puanlarını kaybetti. 1-1 berabere kaldı. Arsenal halbuki Norwich ile berabere kalmışlardı 3-3. Dolayısıyla bunu kullanamadılar. Oradaki alacakları bir 3 puan şimdi onları daha avantajlı hale getirecekti. Dolayısıyla birçok milyon poundun bahis konusu olduğu bir karşılaşmaya çıkıyor Tottenham. Mutlaka üçüncü olmak zorunda. Çünkü dördüncünün gidememe ihtimali belirdi. Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi finaline çıkmasından sonra. Fulham sahasında geçen hafta Sunderland'ı 2-1 yendi. Sahasında çok kuvvetli bir takım. Daha önce de Liverpool'u devirmişti. Ama kazanmak zorunda olan burada tabii ki Tottenham. Aynı zamanda Gareth Bale'in de Barcelona'ya gitme söylentileri bu hafta Redknapp tarafından reddedildi. Redknapp aynı zamanda milli takımı da biliyorsunuz reddetti. Dolayısıyla Tottenham için gelecek sene yeni projeler olduğu konusunda da söylentiler var. Daha kuvvetli bir takım gelecek. Dolayısıyla da üçüncülük onlar için çok önemli. Martin Yol daha önce Tottenham'ı çalıştırmıştı. Eski kulübüne geliyor. Son 7 maçta sadece bir kez yenildi Tottenham. Aralarındaki son 4 maçı ise Tottenham kazandı. Rose geçen maçta Villa deplasmanında gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu karşılaşmada yok. Assouyikoto, Crunchar, Bentley ve Dawson yok. Dolayısıyla Tottenham biraz eksik bir kadroyla uzun süredir çektiği sakatlık belasından dolayı bu maça çıkacak. Ama sonuçta tek ihtimalli bir maç diye düşünüyorum. Banco, Tottenham ve onlar da Arsenal'ı bekleyecekler.